Arkadaşlar ikinci bölümde tekrar beraberiz Sansürsüz Futbol'da Altan Sarıkulu ile beraber. Şimdi gündemdeki isimleri konuşacağız. Marco Livezza ismi gündeme geldi. Bu oyuncu biraz araştırdım. Araştırdığım zaman şöyle bir şey çıktı. Balotelli tarzı bir oyuncu. Yani çok aşırı sorumlu. Sürekli sorun çıkartan ama yetenekli bir oyuncu. Fenerbahçe'ye önerildiği söyleniyor. Ben bu öyle bir transfere ihtimal vermiyorum işin açıkçası. Hem oynadığı ülkede çok fazla oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Hem de yapı olarak zaten yani çok sorumlu bir oyuncu olması, zor bir oyuncu olması. Yani onu alacağına orijinal Balotelli'yi al mesela. Hani hiç olmazsa biliyorsun adamın ne yapacağını, hiç olmazsa çok büyük bir yetenek yani. Yani anlatayım ama mı? Fransa'da kendine geri geldi. Evet. Yani önemli bir oyuncu ama çok sorumlu. Böyle bir isim gündeme geldi. Herhangi bir bilgin var mı bu oyuncuyla ilgili Altın abi? Yani dediğin gibi çok parlamış, çok başarılı bir oyuncu değil. Fenerbahçe menajerler tarafından önerildi. Kalu'nun daha önde olduğunu düşünüyorum. Bordo'da oynayan Kalu'nun, Nijeryalı 21 yaşındaki forvetin daha ondan daha yararlı olabileceği düşünüyorum. Şimdi Kalu için de Galatasaray şeyi geçmeye başladı. Tabii Kalu geçen sene devre arasında da Fenerbahçe gündemine gelmişti. Onu da ben anlatmıştım. İyi bir oyuncu. Ama tabii aslında Fenerbahçe'nin alması gereken oyuncu Kalu tarzı mı? Yoksa böyle kesin skor yapacak. Çok skorer bir oyuncu mu? Bence bu biraz tartışmaya açık. Çünkü Fenerbahçe'nin en büyük sorunu topu kalenin içine sokmak konusunda sıkıntısı var takımın. Yani şimdi takım içinde görüştüğüm dostlarım, arkadaşlarım diyorlar ki bizim geçen sene diyorlardı en büyük sorunumuz kalite diyorlardı. Ya yani topu kalenin içine sokamıyoruz diyorlardı. O kalite eksikliğinden dolayı iyi oynadığımız birçok maçı da kaybettik diyorlardı. Şimdi eğer iyi bir skorer bulacaksa Fenerbahçe olmalı. Şimdi Kalu iyi bir forvet, kaliteli bir oyuncu ama hani skor konusunda biraz endişelerim var yani skorerlik konusunda. Hı hı. Yani Fenerbahçe Vedat Muriç'ten bu konuda memnundum. Hem oyunu ileride tutması, vücudunu çok iyi kullanması. Şimdi ona da bir teklif var. Lazio'dan bir teklif var. Yani ama Fenerbahçe'nin de onu 25 milyon eurodan aşağı satacağını hiç düşünmüyorum. Yani o geçen 18 milyon, 19 milyon euro rakamları pek mümkün değil. Bu konuda forvet konusunda neler söyleyeceksin abi? Vedat Muriç'e en son gelen teklifin 20 milyon artı 3 milyon bonuslar olduğu. Yani Lazio 15'ten 20'ye çıktı. West Bromwich Albion'da bir teklif yapmıştı Vedat Muriç'e. Fenerbahçe için kilit oyunculardan biri onun üzerine oyun kurulmuş durumda. İşte sağ bek, sol bek alındı. İki tane hatta sol bek alındı katkı yapması için. Vedat Muriç'in performansının artabileceği bir yıl. 17 gol 6 asistlik bir performans verdi Fenerbahçe'ye. Ama buna karşın eğer senin dediğin gibi 25 artı 2, 3 de bonuslarla öyle bir transfer teklifi gelirse Elif Elmas'ı sattığı gibi Fenerbahçe ondan da yüksek gelir sağlar. Bir de sıkıcı geliyor Fenerbahçe taraftan. Biliyorum ama Gustavo Luiz'e de Luis Gustavo'ya da 8 milyon euroluk Lyon'un teklifinin 10 milyon euroya çıkmış hali var. Fenerbahçe yönetimi önemli paralarla karşı karşıya iki önemli oyuncusu için. Burada soru işareti nokta oyuncu satsanız da sponsorluk anlaşması yapsanız da 3'te 1'ini harcama limitlerine koyabiliyorsunuz. Böyle bir saçmalık yapılmış, böyle bir düzenleme. Yani 30 milyon euroya oyuncu satsanız UEFA bunu kabul ediyor. 30 milyon euro harcama yapabilirsin diyor finansal fair play'de. Ama TFF bunun 10 milyon eurosunu harcama limitlerine katıyor. O satlarken ligde hiç borcu olmayan Kasımpaşa'nın harcama limiti 70-80 milyon çıkıyor. Onu da bir yıl sonra katıyor. Yani sen bu yıl oyuncu satsan bu yıl harcama limitini arttıramıyorsun şeylere göre. Bir yıl sonrasına göre hesaplıyorsun. Garip bir şey yani. Çok garip bir şey. Yani senin bu yıl yaptığın hamleler oyuncu satma, oyuncu çıkartmayı bir yıl sonraki performansına ekliyor. Bütün kulüplerin elini ayağını bağlayan, UEFA'da mücadele edecek takımların elini ayağını bağlayan bir şey. Yok ben onları hallediyor federasyon. Telefon açmış biz hallederiz demiş. Siz yapın. Ya geçen sene su parasını ödeyemeyen Ankara Gücü 17 tane transfer yaptı devre arasında. Altan abi bana kimse hikaye anlatmasın yani. Şimdi bu şeye göre mi yapılıyor orada? Kurala göre mi yapılıyor? Açıyor bir siyasetçi telefon.
Nihat abi hallediyor işte ya da başka biri hallediyor. Yani bu işler böyle kurala göre Ahmet, olsa zaten biz sesimizi çıkartmayacağız. Ahmet UEFA açıklama yaptı. Trabzonspor bir yıl Avrupa Kupalarından men etti. Daha Trabzonspor kulübünün refleksinden önce TFF dedi ki bütün gücümüzle savunacağız. Evet. Bu işten yüzümüzü anlayana çıkacağız. Bu ne demek biliyor musun? UEFA diyor ki sen usulsüzlük yaptın. Evet. TFF de diyor ki seni kurtaracağım. Sen usulsüzlük yaptın için ben seni kurtaracağım, evet. UEFA. Ama UEFA da kasta buna izin vermedi. Muharrem Usta Twitter'dan yazdı. Nasıl usulsüzlükler, evet, yaptığını açık, evet, açık açıkladı. TFF burada yönetici, UEFA üyesi, ülke olarak yönetici konumundan çok Trabzonspor'un avukatlarına sorunup bir de gol yedi. Yani sen kulüplerin yaptığı usulsüzlüklerin üzerine git. Usulüyle vergisini ödeyen, usulüyle, evet, transfer yapan, menajer parası veren kulüpleri harcama limitlerini kısıyorsun. 10 bin lira, 10 bin euro menajer ücreti gösterene, 2-3 araba parasını oyuncu transfer ettiğini söyleyenlere sen harcama limitlerini açıyorsun. İşte bak Altınay, buradaki mevzu, hep söylüyorum, dönüyor dolaşıyor medyaya geliyor. Türkiye'de medya, bak satılmış falan demek istemiyorum ama berbat bir medya, iğrenç bir medya, spor medyası, tamam mı? Muharrem Usta'nın açıklamaları, diyelim ki al Muharrem Usta'yı, Aziz Yıldırım yap. Aziz Yıldırım bir açıklama yapıyor, işte bu yönetim yolsuzluk yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Ne olurdu abi? Bir yıl konuşulurdu. Hı. Muharrem Usta'nın konuşmaları ertesi gün gazetelerde yer bile bulmadı ya. Ya konuşan olmadı ya. Ya bu medya bu işte arkadaşlar. Hala bu medyanın şeyiyle Fenerbahçe kulübüne şey yapan Fenerbahçeliler var. İnanamıyorum bazen. Görüyorum medyanın yazdıklarıyla. Yazıklar olsun diyorum ya. Vallahi yazıklar olsun. Ya arkadaş birazcık akıllı olun. Akıllı olmalı Fenerbahçeliler. Ya şu medya bu kadar satılmış, bu kadar iğrenç bir medya. Bu iğrenç medya düzeni içerisinde kulübüne sahip çıkmıyorsan sen git başka takımı tut zaten kardeşim. Sen niye Fenerbahçe'yi tutuyorsun ki? Ya görmüyor musun? Kör müsün? Ya bu Fenerbahçe taraftarı artık bir uyanış gerçekleştirdi. Burada taraftarın %90'ı için hiçbir şey söyleyemiyorum. Ya geçen sene yiyorlardı bu numaraları. Artık yani bu yılki bu harcama limiti olayından sonra bir bütünleşme oldu. İşte bugün forma satışları rekor kuruyor. Bugün kombine çıksın, maçlara gitmeyeceğini bildiği halde 30 binden aşağı kombine satmayacak Fenerbahçe. Bak söylüyorum sana. Orada da bir saçmalık var. Kulüplerin hepsine kombine baskısı var taraftarda. Çıkartın, maç olmasa da alacağız diyor. Kulübe katkı olsun. Buna TFF izin vermiyor. Yani kombine satılmasına izin vermiyor. Ya bu TFF falan yok abi. Türkiye bunlar, ya hakikaten bir şey söylemek istemiyorum. Kötü bir şey söyleyeceğim. Gene davalık olacağım. Bıktım artık karakola gidip ifade vermekten. Vallahi bıktım. Şu maruz ilaması konusunu konuşalım. Maruz ilaması teklif yapıldı. Evet. Belirtiliyor. Şimdi Maruz ilaması nasıl bir oyuncu abi? Sen tabii araştırdın. Bize bu konuda da bilgi verirsen sevinirim. 2015 yılında Uruguay, 24 yaşında. Evet. 2015 yılında Uruguay U20 takımıyla Dünya Kupası'nda U20 Dünya Kupası'nda ve Sudamericana Kupası'nda başarılı bir futbol ortaya koymuş. Brezilya'ya, Arjantin'e, Kolombiya'ya, Peru'ya karşı iyi etkili oyun ortaya koymuş. Ve bir anda gelecek vadeden stoperler arasında, özellikle Güney Amerika'dan iyi stoper çıktığı için Uruguay'dan, işte Godin örneği, Lugano örneği, onlar gibi bir oyuncu olacağı ortaya atılmış. Ve Rubin Kazan'a bir transfer yapıyor. Ama Rubin Kazan performansı bir Latin oyuncu, Rubin Kazan gibi tam bir Rus takımı değil. Rus liginde mücadele ediyor ama çok farklı, genel kültürleri değişik olan bir yer. Orada 4 maç oynuyor. Çok fazla oynayamıyor. Ondan sonra Las Palmas'a bonservisiyle transfer oluyor. Ve Las Palmas da kendini daha kabul ettiriyor. Fakat performansını yükselten bir oyuncu değil. Sassuolo'ya kiralanıyor Las Palmas'ta. Çok performanslı bir oyuncu değil. Fakat oyuncunun görüntülerine, maçlarına bakıldığında sert, agresif, santraforları yıldıran, onların üzerinden kafa vuran, buna Alves'e benzeyen özellikleri var. Frikik falan atıyor. Ayağının içi iyi. Sağ ayaklı bir oyuncu. Sol stoperde oynamış. Sağ stoperde oynamış. Ama en büyük özelliklerinden biri hırçın bir şekilde forvet oyuncularıyla boğuşuyor. İşte anahtar cümleyi söyledim. Geri dönüşte. Hakemler bunu iki maçta bir atarlar abi. Fenerbahçeliler de vay çok hırçın mırçın derler. Çünkü Galatasaray'da, Trabzon'da ya da Beşiktaş'ta hırçın olduğumuz önemli değil.
Fenerbahçe'de hırçın oldu mu hemen hedef oluyorsun. Orada hırçın oldu mu forma aşkına bak. İşte Melo'yu bile kutsadılar bu ülkede ya. Melo gibi bir adamı bile, ya medya hiçbir şey söylemedi Melo'nun yaptıklarını yıllarca. Senin Bruno Alves'ine, Lugano'na, ona buna yapmadıklarını bırakmadılar. Donk'la Saracchi'nin yaptığı, ya, geçen sezon yaptığı. Donk kaç, Saracchi kaç maçta tekme attı adama ya. Ya bunları hiç konuşmuyorlar. Onlar hırçın olmuyor. Forma aşkı için oynuyor. Fenerbahçeli yaptı mı forma aşkı değil, hırçınlıktan oluyor. Ben de şunu söyleyeyim. Stoper için bence 3. sırada falandır Lemos. Bence 2 tane çok önemli stoper için görüşme yapıyor Fenerbahçe. İsim falan şimdilik bir şey zikretmeyelim. Zamanı gelince eğer olursa, çünkü bunlar olmayınca da bu lafı bize yalancı diyorlar. İsim vermeyelim ki. Şey yapmayalım. Yani Lemos tabii ki adaylardan bir tanesidir. Belki 4. sıradaki, 5. sıradaki adaylardan bir tanesidir. Ama asıl hedef tabii daha büyük balık tutmaya çalışıyor. Daha bonservisi olmayan önemli stoperler peşinde koşuyor. Çünkü İspanya'dan da bir oyuncuyla, başka bir oyuncuyla daha görüşüyordu Fenerbahçe. O Naldo'yla. Naldo'dan vazgeçildi mesela. Yani o da adaylardan bir tanesiydi. Ya da iyi bir oyuncu. Juan Jesus ismi öndeydi. Juan Jesus ismi öndeydi. Şimdi daha Fenerbahçe stoper içinde son kararını vermedi. Görüşmelerini yapıyor alternatifli bir şekilde. Bence asıl büyük balığı tutmaya çalışıyor. Hayırlısı olsun. Var mı son sözün Altın abi? Fenerbahçe'nin, yani benim isteğim, öyle bilgiler de vardı. Alparslan Öztürk beğendiğim bir oyuncu. Fenerbahçe o konuda biraz kararsız kalmış durumda. Ama gelen bilgiler Alparslan Öztürk'le ilgili hala istek olduğu yönünde. Ben inşallah olur diyorum. Yani oynadığı ligi biliyor, tanıyor. Sol ayaklı, önde de oynamış. Belçika orijinli bir oyuncu. En azından 3-4 stoper rotasyonunda Sadık'la Serdar'a da güvenelim. Sadık'ın geri dönüp takımla çalışması da çok iyi bence. Her zaman takım için Varnion'u ortaya koyan Puyol tarzı. Üstelik bir de pandemi döneminde ve onun öncesinde transfer harcama limitleri açıklandığı devre arasında maaşından indirim yapmıştı. Onun da varlığı önemli. Bu arada Mehmet Ekici'nin hemen hemen ayrılması kesin. Evet, ayrıldı. Alper, Frey, bunlar elden çıkartılacak bir ihtimal. Zayk bence dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Eğer Sosa alınmazsa, orta sahada bir boşluk olursa geniş kadroda her zaman terbiyeli, saygılı bir profesyonel. Yani Zayk'ı değerlendirmek lazım. Bir de birçok oyuncu aranıyor, şu oyuncu aranıyor ama Ferdi Kadıoğlu'nun önemli olduğunu. Kesinlikle. Ve buradan Şenol Güneş'e de bir mesaj verelim. Ferdi Kadıoğlu'nun en az bir maçta A milli olursa bu Türk futbolu için de çok büyük kazanç olur. Ferdi geleceğin yıldızlarından biri olacak. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Kanalımıza son zamanlarda gösterdiğiniz ilgi de inanılmaz. O açıdan da bir teşekkürü ayrıca edeyim. Bazen mesajları okurken de çok duygulanıyorum. İnanılmaz şeyler oluyor. Bir adam mesela 200 tane videomuz var tek tek yorum yazıyor. Sırf bize katkı olsun diye. Bunun gibi inanılmaz şeyler oluyor. Çok çok teşekkür ederim. Sevgiler. Sonra yeni yayınlarımızda tekrar beraber olacağız.